Geç. Bu ev senin mi gerçekten? Hı hı. Yok, Sima'ya tutmuştum ben. Ne? Evet. Gir gir içeri, rahatına bak. Getire getire o müsibetle bir araya mı getirdin? Alay mı ediyorsun sen benimle oğlum ya? Ya yok, bu şey yapmıyor artık, burada kalmıyor ki. Ben onun ayağının bastığı yerde bir dakika bile durmam. Ya dur, nereye gidiyorsun? Ben seni nereye götüreyim akşam? Eve götüreyim desem olmaz. Otele götüreyim desem o hiç olmaz. Paşa paşaya daha ne olsun işte. Mutfağı, yatak odası, salonu olan güzel dayalı döşeli bir ev. Daha ne olsun. Ben buraya bir de peşin peşin kaç aylık parasını ödemişim ya. Sen benim evim diye düşün. Anladın mı? Tamam oğlum, tamam. Gece idare ederim. Artık yarın başım çaresine bakarım oğlum. Cık. Allah Allah. Bırak bunu, bırakayım böyle. Aa, kusura bakma ya. Yok ya. Eyvallah. Cem, bekleyeyim seni aşağıda. Yok, kalacağım ben. İyi, sen dur. Ha, dur. Al kardeşim. Allah bereket versin. Eyvallah, bereketini göresin. Hayırlı geceler. Allah hayırlı istirahatler versin. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Peki. Tamam, hadi Allah'a emanet. Bu ev senin. Dilediğin kadar güle güle otur. Tamam mı? Ay. Vallahi içim üşüdü oğlum ya. Tamam, doğalgazı da çalıştırdım. Kaç gündür yanmıyordu tabii ki. Yani şimdi sabaha kadar ancak kendine gelmiş olur. Ben bu gece paltımı alır öyle yatarım oğlum. O müsibetin yattığı yatakta yatmam. Tamam tamam, ben sana yarın temiz çarşaf takımları da getiririm. Zaten evdeki geri kalan eşyalar da evin eşyaları. Orijinal yani. Ben bu evi full eşyalı tuttum. Ondan sonra Simay da buraya bavuluyla geldi, bavuluyla gitti. Yani tabağı, çanağı falan kullanabilirsin. Hepsi gıcır gıcır yerinde. Ondan sonra makineler falan da yeni. Yani bir sıkıntı yok, rahat ol. Sağ ol yavrum. Çok şükür. Sokakta bırakmadın beni. Elinin ağzına bakmayacağım en azından. Senin kızgınlığın geçse yine o tırnaksız oğlunun evine dönersin. Asla. Sen alışmışsındır o köşklere. Şatifilli yaşantı ya. O zenginliğe. Köşkleri batsın oğlum. Azıcık aşım, ağrısız başım. Ah anne ah. Zamanında senin yanına geldiğim zaman evet dedim mi demedim mi sana? Senin yerin benim babamın yanı. Bu şatifilli zengin yaşantının içerisinde ancak yama gibi duruyorsun. Gel benimle dedim mi demedim mi? Hı? Dedim. Beni dinlemedin. Neyse. Neyse de yani zamanında işler tabii başka olsaydı şu an bu duruma gelmezdi. Babanın... Aman oğlum, kurban olayım bak. Babana sakın burada olduğumu söyleme. Allah muhafaza, kapıya mapıya dayanır. Ben ona kırgınım hala. Hayırdır, takside öyle demiyordun ama. Kızgınlıkla ağzımdan öyle çıktı oğlum. Yoksa hani döneceğimden falan değil. Ben babanın yanına dönmem. Ya neyse ya, benim babamın zaten onu şey... Yani o da zaten sana öfkeli. Ben de öfkeliyim. İnadından 40 yıllık evliliği bitirdi. Mahkeme çağrısını alınca benim beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Boşanmak da neymiş? Ama kendi bilir. Neyse ya, bir sıkıntı yok. Tamam artık yani. Sen üstünü başını değiştir. Güzel güzel bir uyku çek. Hani sen de kalacaktın oğlum. Ya ben kalacağım, kalacağım da gideyim şimdi bu saatte açık market falan bakayım. Dolap tam takır. Yiyecek bir şeyler alayım geleyim, tamam mı? Tamam. Hı.
Sağ ol oğlum. Allah razı olsun senden anneciğim. O ne demek annem? Lafı bile olmaz. Sağ ol. Hadi üstünü başını çıkar da. Yorgunluğunu bir at. Bu kafayı tamam. Ha bir şey söyleyeceğim. Anahtarın yedeği yok. Yarın ben anahtarı vereceğim. Senin yeri bir tane daha yedek çıkarttıracağım. O yüzden kulağın kapıda olsun tamam mı? Bakarak olursun sen. Tamam, tamam canım. Hadi. Hadi gire, gire. Thank you.